içerisinde iki tane şampiyonluk yaşadık sizlerle. Tabii baktığın zaman 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk ama onun arka perdesinde çok büyük emekler var. Çok büyük cefalar var. Ve gerçekten de sizlerin desteğiyle, taraftarlarımızın en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın desteğiyle çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. 3 yıl içerisinde Malatya hak ettiği yerde Süper Lig'e çıktı. Yine sizlerin desteğe ihtiyacımız var. Bütün camia taraftarından tutun da esnafına, sivil toplum örgütlerine, siyasetçine, herkese bu birliği, beraberliği sağlamak için, başarının gelmesi için onların mutlaka bu birliği sağlamamız lazım. Biz şöyle bir şey yapacağız inşallah, kısmet olursa mevcut tesisimizi de biz orada yeni bir tesis yapacağız. Bir projesini çıkardık, o en Sayın Bakanımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza inşallah sunacağız ve buraya bir tesis yapmamız lazım. Onu da projesini çıkardık. İnşallah oraya Malatya'ya yakışan bir tesis olması lazım ve orada çok güzel bir tesisi inşallah sizlerin de desteğiyle burada iş adamlarımızın, esnaflarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, diğer ilçe belediye başkanımızın da bu konuda desteğe ihtiyacımız var. İnşallah Malatya'ya o tesisi de kazandıracağız. Eğer tabi bu arkada sizin vizyonda var, bunun bir projesi çizildi ama bu tam net değil. O tam bitmiş değil, yetişmediği için. Birinci ligi yükseldik. Önemli olan bu ligde kalıcı olabilme, sağlam sağlıklı bir takım oluşturmak. Bugüne kadar başkanım da ifade etti takımın şu anki durumunu. Altyapıya ciddi bir emek verilmesi gerekiyor, yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü Süper Lig'deki bir takımın da güçlü bir altyapıya ihtiyacı var. Dolayısıyla ben bunların da yapılacağına yönelikle inanıyorum. Şüphesiz ki önemli bir güzelliği birlikte yaşıyoruz. Yeni Malatya Sporumuz 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek. Bu mücadele kapsamında şüphesiz ki bu noktaya gelinen noktada herkesin bir katkısı oldu ama başta Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Ankara'dan önemli destekleri oldu. Bunların çoğu gözükmüyor. Diğer taraftan yerelde de ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ciddi manada katkıları oldu. Tabii ki ilçe belediye başkanlarımızın ve şehrin de önemli katkıları var. İş dünyasının önemli katkıları var. Bu anlamda tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yeni Malatya Spor bundan sonra da verilen desteklerle ve iyi bir sahiplenmeyle olması gereken noktaya tutunacaktır ve başarısını da devam ettirecektir. Önemli olan kulübe vereceğimiz desteğin devamlı olması. Başarılı bir dönem geçirdi ve 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi karşısında vermiş oldukları gayret ve göstermiş oldukları direnç dolayısıyla da başta valimiz olmak üzere herkese ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Şampiyonla oynadığımız Boluspor maçında şöyle bir stada baktım. Vallahi stat dolu değildi. Ama bu doğru bir şey mi? İnternet sitelerine bakın. Herkes futbolcu transferinden tutun da yeniden yapılandırmaya, altyapıya kadar herkes konuşuyor. Ama stada gelme noktasında hiç kimse keyfini bozup da gelmek istemiyor. Niye maçlar naklen yayınlanıyor, oralarda seyrederim diyebiliyor. Oysa Yeni Malatya Spor bizim ortak paydamız, bu şehrin takımı, bu şehrin değeri, Malatyalıların değeri, Malatya'da oturan, ikamet eden, etmeyen, İstanbul'da Malatya'ya, gönlü Malatya'yla, kalbi Malatya'yla çarpan bütün Malatyalılarımızın ve Malatya sevdalılarının takımı. Dolayısıyla bizim şehir olarak Malatya Spor'a, Yeni Malatya Spor'a sahip çıkmamız lazım. Biz kulübümüze güveniyoruz. Geçmişte yapmış oldukları bugün yapacaklarının teminatı, dolayısıyla adımlarımızı ona göre atmamız lazım ve her birimizde destek gücümüzün yettiği kadar destek olmamız lazım. Olumlu, pozitif enerji vermemiz lazım. Kötürge Belediye Başkanım burada,
Şimdi ona bir müjde vermek istiyorum. Esasında onu görünce aklıma geldi. Bugün belirlendi. Burada da ifade edeyim. Şimdi belediye başkanımız ve Kötürgeliler, Kötürge Devlet Hastanesi'nde doktor yokluğundan veya hizmet azlığından şikayet ederlerdi. Öyle mi başkanım? Şimdi bir şey yaptık. Kötürge Devlet Hastanesi'ni Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası haline getirdik. Dolayısıyla buradaki doktorlarımız da orada görev yapabilecekler, yapacaklar ve orada çalışan doktorlar da buradaki döner sermayeden pay alacaklar. Çünkü uzman doktorlar Kötürge'ye gitmiyorlardı. Niye? Döner sermayesi Şaban abi yok diye. Şimdi biz bunu Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir parçası yaparak onların da oraya rahatlıkla gidip oradaki hemşerilerimize de hizmet vermelerini sağladık. Bugün itibariyle Recep Bey onayladı. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde de düzenlemeler yapılır ve ek binas olarak hizmetine